İyi akşamlar. Analizle karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları inceleyeceğiz ve tabi Borsa İstanbul'a daire ayrıntılı bakacağız. Yavaş yavaş bilanço sezonunda başladı bu akşam Anadolu Isuzu. Örneğin otomotiv sektöründen sonuçlarını açıklayan şirket oldu. Tüm bunlara değineceğiz. Şimdi önce taç ekrana gidelim ve bugün Bistüz Endeksinin kapanışına bakarak başlayalım programa. Borsa İstanbul'da Yukarı doğru hareketlerin biraz daha öne çıktığı bir günü geride bıraktık. Ee, diyebiliriz. Özellikle bugün demirçelik hisselerinin desteğiyle BIST 100 e, yükselişe geçti. 1417 puan ve %0.58'lik yükseliş. Gün içi grafiğe baktığımızda tabii günün en yüksek seviyelerine yakın bir kapanış diyebiliriz. Gün içi en yüksek 1418,55 test edildi. Bunun e, sınırlı altında 1417'ye yakın bir kapanış ve yukarı yönlü bir hareket. Peki bankalarda durum nasıldı? Bankalarda satış var. Ee, geçtiğimiz hafta da yine değer kaybetmişti banka hisseleri. Bu haftaya da düşüşle başladı. %0.92'lik kayıp. 1204 puanda. Özellikle tahvil faizleri ve döviz tarafındaki hareketlilik banka hisselerinde aşağı yönlü hareketleri etkiledi. Fakat Sınav Endeks'te tam tersi bir görüntü. Sınav Endeks yükseldi bugün %1.3'e yaklaşan bir yükseliş gördük. 2549 puanda günü noktaladı ki günün en yüksek seviyesine çok yakın bir kapanıştı. Birazdan bakacağız yine Borsa İstanbul BIST endeksinin bugün %0.58 yükselmesinde en etkili olan hisseler de ağırlıklı olarak sanayi endeks içindeki hisselerdi ve tabii başı da Ereğli Demir Çelik çekti. Birazdan ayrıntısına bakacağız ama e Viyop tarafına da değinelim yavaş yavaş vade sonu yaklaşıyor. Ekim vade BIST 30 endeksinde 1530 puanda ve akşam seansının başladığı saat 19 itibariyle grafiğe baktığımızda çok önemli bir değişim yok. Yatay hareketler var şu an akşam seansında diyebiliriz VIO30 kontratı için bu fiyatlamaların detaylarına bakacağız ama onun öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki tahvil ihalesiyle ilgili bir haber var. Onunla devam edeceğiz. Hazine ihalelerle bu iki e, tahvil ihalesiyle toplam 8.2 milyar liralık borçlanma gerçekleştirdi. Detaylarına bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki tahvil ihalesinde 8 milyar 241 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık ilk ihalede 2 yıl vadeli 6 ayda bir %8,6 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz %18,11, reel bileşik faiz %18,93 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 175 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 1 milyar 150 milyon lira, net satış 1 milyar 148 milyon lira olarak gerçekleşti. Bakanlık ikinci ihalede 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli ilk kupon oranı %4,95 olan Türk lirası gecelik referans faiz oranına endeksi devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz %5,19 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 956 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 611 milyon lira, Net satış 592.4 milyon lira oldu. Şimdi bugün BIST 100'de en çok hangi hisseler yükseldi ve düştü? Bu hisselere bakalım. En çok yükselen ilk 5'te gübre fabrikaları dikkat çekiyor. Bugün iki kap açıklaması vardı. Bu da tabii fiyatlamaları etkiledi. Birazdan bakacağız o kap açıklamasına. Ve kapanışta %10'a yakın prim vardı gübre fabrikalarında. Onun haricinde Biotrend Enerji Geçtiğimiz haftalarda düşüşlerle dikkat çekmişti. Bu haftaya yükselişle başladı. %5.1'lik prim. Enerji ise %4.86 yükseldi ve Aygaz yine enerji sektöründen bir diğer hisse %3.92 prim yaptı ve Kardemir D de bugün %3.75 yükselerek BIST yüzde dikkat çekti diyebiliriz. Kardemir tarafı Ereğli'ye göre biraz daha yüksek oranda arttı bugün. Fakat en yüksek puan katkısı BIST 100'e Ereğli Demirçelik'ten geldi. Bir de düşenlere bakalım. En çok değer kaybedenlerde Türk İlaç ilk sırada. %4.2'lik düşüş. Yataş onu takip etti. %1.7 ve kalan hisselerde Veris Holding, Garanti Bankası ve Aselsan'ı gördük. Bu hisselerde de %1.3 ile %1.6 arasında değişen kayıplar söz konusu oldu. Tabi burada da listede Garanti Bankası'nın %1.5'a yakın düşmüş olması ve bugün en çok düşenler arasına girmiş olması tabi Endeks içinde olumsuz bir gelişme oldu. Bist 100'ü baskılayan hisselerden biriydi bugün Garanti Bankası. Şimdi birazdan hisselerin endekse puan katkısına bakacağız ama onun öncesinde halka arzlarla ilgili bir haberimiz var. Onunla devam edelim. Geçtiğimiz hafta 3 şirket halka arz edildi ve halka arzların tüm hızıyla devam ettiğini görüyoruz. Detaylarına bakalım. Borsa İstanbul'da halka arzlar hız kesmedi. 3 şirket 2 günde milyarlık halka arıza imza attı. Geçtiğimiz hafta 14-15 Ekim'de talep toplayan gelecek varlığın halka arzına yoğun talep geldi. Bireysel yatırımcılardan 2.7 kat, kurumsal yatırımcılardan 9 kat talep toplandı. 26.4 milyar lira nominal değerli payların satışı sonucunda halka arzın büyüklüğü 360.4 milyon lira olarak gerçekleşti. Yine aynı tarihte halka açılan Hedef Holding'in halka arz büyüklüğü ise 117.6 milyon lira olarak gerçekleşti. 60 milyon lira hissesinin satışının yapıldığı halka arzda hisselerin %40'ı yurt içi kurumsal, %35'i yurt içi bireysel, %20'si yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. 14-15 Ekim'de talep toplanan Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji'nin halka arz büyüklüğü 517 milyon lira oldu. Halka arıza tahsis edilen hisselerin %59'u yurt içi bireysele, %30'u yurt içi kurumsala, %10'u yurt dışı kurumsala dağıtıldı. Halka arz edilen 20 milyon lira nominal değerli paylara 9.75 kat talep geldi. Şimdi hisselerin bugün Bistüze puan katkısı açısından nasıl bir hareket vardı oraya bakalım. Bugün endeksin %0.58 yükselmesinde en etkili hisse Ereğli'ydi. Programın başında bahsetmiştim. Bugün 2.5 puana varan katkı verdi Ereğli. Bistüz endeksinin yukarı yönlü hareketine. Onun haricinde %10'a yakın değer kazanan gübre fabrikaları ve bugünün yine Bistüz'de en çok yükselenleri arasında giren Kardemir'de ve onun haricinde şişe cam ve enerji ise bu hisseler bugün Bistüz'ün günü pozitif tamamlamasında en etkili hisselerdi. En yüksek puan katkısı bu ilk 5 hisseden geldi. Endeksi baskılayanlar da vardı tabi ve ilk 2 sıraya baktığımızda bankalar var. Banka hisselerinde baskı devam ediyor. Tabi 10 yıllık tahil faizi %20'nin üzerinde bir yandan risk primi ve döviz fiyatlarında yukarı doğru hareketlilik tüm bunlar Banka hisselerinde satış olarak yansıyor son günlerde ve bugün endeks'e en çok baskılayanlar Garanti ve Akbank oldu bu anlamda. Onun haricinde Aselsan, Türk Hava Yolları ve İş Bankası hisselerinin de bugün endeksi baskıladığını gördük. Tabi negatif puan katkısı en yüksek ilk beş hissenin üçü banka, Garanti, Akbank, İş Bankası bu beşli içinde üç tane banka var tabi bu da son dönemde banka hisselerindeki baskının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bir yandan en çok puan katkısı verenlere baktığımızda Ereğli, Gübre Fabrikaları, Kardemir gibi yine sınai endeksin içindeki hisseler var. Dolayısıyla biraz daha banka ve sınai endeks arasındaki makasın açılmaya başladığını da bu hisse bazlı hareketlerden söylemek mümkün. Peki hacimler tarafında nasıl bir seyri var? Oraya da bakalım. Bugün işlem hacmi BIST yüzde toplam 16.2 milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta 20 milyarı gördük yüzdeki toplam hacimde ve son bir ayın en yüksek işlem hacmiydi 20 milyar TL. Bu seviyeden sonra bir miktar düşüş gerçekleşti. Cuma günü 18.1 milyar TL'ydi toplam hacim. Bugün biraz daha geriledi. 16.2 fakat hala son bir aylık ortalamasının üzerinde. Son bir ayın hacim ortalaması 14.2 milyar TL. Bugünkü hacim son bir ayın ortalamasının 2 milyar üzerinde gerçekleşti. 16.2 milyar TL oldu. Peki pay bazında, hisse bazında en çok hacim açısından dikkat çekenler hangileriydi? Garanti ilk sırada bugün hisse senedi hem değer kaybetti. Biz düzde en çok düşenler arasına girdi. Hacim olarak da pay piyasasında en yüksek işlem hacminin görüldüğü hisse oldu. Yaklaşık 1.8 milyar liralık hacim vardı hissede. E, Kardemir'de hemen ikinci sırada 939.4 milyon liralık hacim ve son dönemin en flash hisselerinden TÜPRAŞ Buradaki ralli devam ediyor 935.5 milyon TL'lik hacim gerçekleşti bugün Son ikide ise Türk Hava Yolları ve Şişe Cam gördük e, Bu hisselerde de 800 milyon liranın üzerinde işlem hacimleri gerçekleşti Peki e, sektörel performanslar nasıldı haftanın ilk işlem gününde oraya da bakalım Bugün en çok elektrik endeksi yükseldi. Bu endeksin içinde enerji şirketleri var ki bugün biz de enerji sahi gaz gibi hisselerin öne çıktığını gördük ve elektrik endeksi %2'nin üzerinde değer kazandı. Tabii ereğli ve kardemir değer kazandığı için metal ana sanayi endeksinde %2.1'lik kazanç gördük. Aracı kurum hisseleri de bugün değer kazandı %2'ye yakın prim. Madencilik tarafı da yükselişteydi. Koza Altın ve Koza Anadolu Madencilik ve... E, bu hisselerin desteğiyle %1.9'luk prim vardı. Madencilik endeksinde turizm tarafı da haftaya hareketli başladı. Bugün %1.89 değer kazanarak e, en çok yükselen 5. sektör endeksi oldu. En çok düşen ilk 5'te ise sigorta, bankacılık, teknoloji, tekstilleri ve ulaştırma dikkati çekti diyebiliriz. Bu 5 sektör endeksi de e, haftanın ilk işlem gününde en çok düşen sektörler oldu. Tabii haftanın devamındaki seyir nasıl olabilir? Özellikle e, Borsa İstanbul bistüz Endeksinde hangi seviyelere dikkat etmek lazım? Buna ilişkin bir yorumu da Dinamik Menkul Derler e, Yatırım Danışmanı Erkan Kaba Pelitten aldık. Şimdi kendisinin açıklamalarını yorumlarını izleyelim. Beklentimiz paralelinde sıkışmayla e, geç, geçeceğini düşündüğümüz bir süreç içerisindeyiz. Yani özellikle Perşembe gününe kadar PPK toplantımıza kadar bir sıkışma olacak. Zaten aşikar. Ancak tabii ki gelebilecek karara paralel olarak endekste bazı yön hareketler yani arayışı görebiliriz. Bazen aşağı sarkma, bazen yukarı gitme hareketleri görebiliriz. Çünkü Merkez Bankamız faiz kararını sonuç olarak 14'te açıklayacak perşembe günü. O dakikanın son dakikaya kadar herhangi bir noktaya belirsiz hareketler olabilir. Bundan dolayı endeksimizin birkaç seviyesini e, önemli takip etmek durumundayız. Özellikle e, burada 1400 seviyesi üzerinde kalıcılık ve bizim ana destek noktamız olan e, 1408 seviyesi üzerinde kalıcılığı e, önemsiyoruz. Yani bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece e, tabii ki bunun üzerinde de hareketli ortalamalar var ama e, bu seviyeler üzerinde kalıcılık sergilendiği sürece e, görünümümüzü yukarı yönlü e, gitme arzusuyla koruduğumuzu Düşünebiliriz. E şimdi burada tabii ki endeksin e, yukarı yönlü gitme arzusu var ama genelde böyle belirsizliklerde e, korku daha ağır basar ve geri çekilir genelde piyasa. E, bugün itibariyle bankacılık tarafında evet eksi e, pozisyonlanma gördük ama diğer tarafta biz 100 ve 100 dışı hisselerde endeks 30 kağıtlarındaki bankacılık dışında e, bir e, yukarı gitme arzusu vardı. Endeks 100'ün ve e, vadeli işlemler e, opsiyon piyasasında yakın vade endeks kontratının e, belli üst dirençlerini defalarca test ettiğini görmüştük bugün itibariyle. Yani e, sizin de bahsettiğiniz gibi endekste yukarı yönlü hareketlerde de 1420'leri aşmaya çalışıyordu defalarca. E, bir atakla bir geçti e, o noktaları. 1425'lere kadar bir tırmanış geldi. E, 100 günlük hareketli ortalama seviyemizin üzerinde de ...konumlanmış oldu ve burada kapanış gerçekleştirdi. Yani ulaştığı en yüksek noktaların birinde kapanış gerçekleştirmiş oldu. Bu çok önemli. Ee, ancak tabii ki biraz da dışarıya baktığımız tarafta... ...günün çoğunda e, küresel e, vadililer negatifti. Avrupa tarafı negatifti. Pozitif ayrışıyorduk ta ki Amerika borsaları açılana kadar. Zaten Amerika borsaları açıldığında gücümüz birazcık daha toparlandı... ...ve günümüz birazcık daha netleşmiş oldu gün itibariyle... Baktığımda teknoloji ulaştırma ve bankacılık tarafındaki hisselerin ve sektörlerin genel olarak geri kaldığını ve bunun dışındaki bütün endekslerin hemen hemen pozitif tarafta olduğunu takip ettiğimiz bir gün oldu. Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara baktık. Biraz da küresel borsa endekslerini inceleyelim. Haftanın ilk işlem gününde nasıl bir seyir var? ABD'de şu an işlemler devam ediyor ve Dow Jones'ta %0.2'lik düşüş. Nasdaq ve S&P'de ise yukarı hareketlilik var. Nasdaq biraz daha dikkat çekiyor. %0.8'lik pirip. Tabii geçtiğimiz hafta başlayan bilanço sezonuyla beraber gelen finansal sonuçlar adeta bir doping etkisi yapmıştı ABD endekslerinde. Ve aslında o etki gücünü biraz azaltsa da devam ediyor. S&P'de yükseliş dördüncü gününde. Fakat bugün Avrupa'da biraz karışık ve negatif fiyatlamalar izledik. DAX endeksi %0.72 düştü Frankfurt'ta. Onun haricinde yine Madrid'de IBEX endeksinin de %0.6, Paris'te CAC 40'ın ise %0.8 düşerek bugün değer kaybettiğini izledik. Asya'ya gelecek olursak Güney Kore'de Şangay tarafında Çin Şangay Birleşik Endeksinde kayıplar vardı ama pozitif ayrışanlar da söz konusuydu. Örneğin Japonya'da Nikkei 225 %1.66 değer kazandı ve bugün özelinde Asya piyasalarından bir ayrışma gösterdi diyebiliriz. BIST küresel resmin ortasında %0.58'lik kazanç 1417 puanı işaret etti. Peki tahvil cephesinde nasıl bir fiyatlama var? ABD 10 yıllığa bakalım. Bugün yine haftaya aslında yükselişle başladığını gördük. %1.63 seviyesine doğru bir yukarı hareketlilik vardı. Sonra biraz geriledi. Şu an %1.58 ve e, tabii %1.6'nın yeniden altına doğru bir hareketlilik özellikle şu an teknoloji hisselerini desteklemiş olabilir ki Nasdaq'ta %0.8'e varan yükseliş görmüştük az evvel. Peki MTA'daki fiyatlama nasıldı? Oraya da bakalım. Altın ons geçtiğimiz hafta 1800 doları test etti. Ee, peki haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Aşağı doğru bir gelişme 1765 gün içinde 1760 doları da test etti. Fakat burası şimdilik sanki destek olarak çalışıyor gibi bir görüntü var. Şu an 1765 dolarda ve yatay bir fiyatlama görüyoruz. Altın piyasası hala yön arayışında. Ons bazında ama tabii gram altında çok ciddi bir hareketlilik var. Belki de tarihi rekor yenilecek gram altın. Fakat altın ons şu an yatay ve yön arayışında bir fiyatlama gösteriyor. Brent petrole de bakalım hemen. Brent petrol 84 doların üzerinde bugün test ettiği seviyeler itibariyle 2018 Ekim ayından beri en yüksek seviyeleri gördük. Amerikan tipi an petrolde de son 7 yılın zirvesi test edildi. Kısacası petrol piyasasında hareketlilik devam ediyor ve tabii enerji maliyetleri enflasyon beklentileri üzerinden dönem dönem hisse tarafında da satışların hızlanmasına yol açıyor. Tabii bir yandan elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artış da önemli. Avrupa tarafı bunun sıkıntılarını çekiyor ki en çok fiyat artışı hangi ülkelerde yaşandı Avrupa'da ve bunun etkileri şu an nasıl yaşanıyor ona ilişkin bir haber var izleyelim. Avrupa elektrik piyasasındaki yükseliş ülkeleri zor durumda bıraktı. Arz ve talep dengesizliği nedeniyle doğal gaz ve kömür fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Avrupa'da faiz zamları da beraberinde getirdi. Elektrik piyasasında fiyatlar 9 ayda Avrupa'da %150 arttı. Almanya elektrik piyasasında 1 megawatt saat elektriğin ortalama fiyatı 52 eurodan %148 artışta 129 euroya, İtalya ve İspanya'da 60 eurodan %157 artışta 154 euroya, Fransa'da 60 eurodan %123 artışla 134 euroya çıktı. Enerji krizinin en derin etkilerinin görüldüğü ülkelerden Birleşik Krallık'ta ise Ocak'ta ortalama 90 euro olan 1 megawatt saat elektriğin piyasa fiyatı Eylül'de %146 artışla 221 euroya yükseldi. Avrupa'da elektrik üretiminin %20'si doğalgazdan sağlanıyor. Bazı ülkelerin rekor kıran gaz fiyatları nedeniyle kömüre geçiş yapması ve fosil yakıtlardan elektrik üretimini sınırlandırmak amacıyla karbon vergi oranlarının ton başına 65 euroya kadar çıkması elektrik fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Öte yandan Avrupa enerji krizinden çıkışı nükleerde arıyor. Avrupa Birliği üyesi 10 ülke ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı ise yaklaşık %25 seviyesinde bulunuyor. Evet, analizin bu bölümünde yorum alarak devam edeceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Üzeyir Doğan bizlerle. Üzeyir Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi öncelikle borsa ve BIST endeksini indeksini sormak istiyorum. Sanki biraz döviz ve faiz tarafındaki hareketlilikten çok etkilenmiyor genel itibariyle baktığımızda bugün de haftaya yükselişle başladı. Sizce bu performans devam edebilir mi? Yani şöyle aslında baktığımızda bir sıkışma var Borsa İstanbul'da. Ne yukarı gidebiliyor çünkü sürekli gelen olumsuz haber akışlar nedeniyle ve Kurdaki yükseliş nedeniyle baskı altında kalıyor. Yükselişlere <laughs> çok fazla iştirak edebiliyor. Ne de e, daha fazla ucuzlama isteği var. E, aşağı yönlü hareketlerde de hep bir alıcı geliyor. E, yani özellikle geçtiğimiz hafta ve önceki hafta e, 1400'ün üzerinde tutunma çabası önemliydi endeksin. E, ama yukarıda da e, 1428 düzeltmede %50 seviyesinin bulunduğu yerde aynı zamanda 50 günlük ortalamanda bulunduğu seviyelerde. Buraların üzerinde çok fazla kalıcı olamadı. Geçtiğimiz hafta gördüğü en yüksek seviye 1432 idi. Yani şimdi burayı referans almamız gerekiyor. Yukarıda 1432 aşağıda 1400. Bu band içerisinde gel gitler açıkçası bize çok fazla bir şey ifade etmeyecek. E, muhtemelen bu bandın kırılmasında bu hafta görüyor olacağız. E, en kötü ihtimalle perşembe günü. ...Merkez Bankası'ndan çıkacak faiz kararına göre, para politikası kurulu üyesinden çıkacak karara göre... ...burada biraz daha agresifleşen fiyatlamalar görme ihtimalimiz bana kalırsa kuvvetlendi. Eğer endeks burada 1400'ün altına sarkacak olursa bu ciddi manada negatif bir işaret olacaktır. Yani uzun zamandır bunun üzerinde tutunmaya çalışan, geri geldikçe tepki vermeyen endeksin tekrar bu seviyenin altına girmesi... Burada satış baskısının şiddetlenmesi anlamına gelebilir ve hızlı bir şekilde geri çekilme yaşanabilir. Diğer taraftan eğer aksi olursa yani örneğin Merkez Bankası kararı geçti ve piyasa buradaki kararın etkilerini olumlu olarak değerlendi ve geçtiğimiz hafta gördüğümüz en yüksek seviyorlar 1432'nin üzerine çıktık. Bu da endekste ciddi bir alım sinyali oluşturacaktır. Yani aslında bu iki seviyeye bakıyor olacağız. Ee, ne yönde kırılır? Ee, açık söylemek gerekirse çok fazla bir işaret vermiyor şu an e, piyasa tarafında. Ee, özellikle sadece şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta da net bir şekilde gördük. Ee, yukarı yönlü hareketlerin ardından gelen satışlarda hacim e, görece olarak yükseldi. Yani bu da aslında yükselişlerde satış yapmaya hazır bir kitlenin olduğunu işaret etti. Ee, gördüğümüz tek olumsuzluk bu. Yani diğer taraftan dediğim gibi ee, aslında bu iki seviyeden hangisinin kırılacağı konusunda da e, net bir tahmin yapabilecek de bir görünüm oluşmuş değil. Bu nedenle en sağlıklı olanı bekleyip e, bu iki seviyeden biri kırıldıktan sonra e, kırılma yönünde hareket etmek. Yani öncesinde kırılmayı tahmin etmeye çalışmak biraz daha e, yazı tura niteliğinde kalabilir. E, dediğim gibi bu nedenle biraz bekleyip kırılmayı gördükten sonra kırılma yönünde hareket etmek e, daha sağlıklı e, bir e, strateji olacaktır kanaatindeyim. Bu arada sektörel olarak baktığımızda bankalarda satışlar devam ediyor fakat sınav endeks biraz daha güçlenmeye başladı sanki. Tabi e, aradaki bu makasın e, farkın farkın daha doğrusu performans farkı çokça konuşuldu e, uzunca bir süredir ve şimdi yine e, sınav endeks daha iyi bir performans göstermeye başladı. Acaba e, önümüzdeki dönemde de bu faizde indirim vektif sektörü bazen e, bunlar ya da petrokimya Dönem dönem birkaç sektör ya da birkaç hisse ön plana çıkarak endeksi yukarı taşıyor sınav endeksini. Aynı zamanda biz üst tarafında da bu etkiyi görüyoruz ama alt tarafa gittiğimizde bu saydığım belli başlı hisse grupları dışındaki birçok hissede aslında endekse nazaran daha negatif bir tablo oluşmaya başlamış durumda. Bu da aslında bir risk yani bu ana kağıtlarda da bir realizasyon süreci görecek olursak zaten dediğim gibi arkada kalan birçok hissede görünüm daha negatif burayla birleşince endekse de ciddi düzeltmelere sebebiyet verebilir. Bu pozitif ayrışma dediğim gibi aynı zamanda da içinde bir riski, çelişkiyi de barındırıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bu arada Sınav Endeks'ten bahsederken demir-çelik tarafına da değindiniz ki son bir haftada düze en yüksek puan katkısının Ereğli hissesinden geldiği görülüyor. Bir süredir satış vardı Ereğli'de fakat iki haftadır sanki toparlanma öne çıkmaya başladı. Burada piyasa acaba bilanço beklentilerini mi fiyatlıyor demir-çelik tarafında hem Ereğli hem Demir'de Oradaki yükseliş için neler söylemek istersiniz? Elbette onların da etkisi var. Yani geçen yıl üçüncü çeyreğine göre finansallar oldukça kuvvetli geliyor olacak. Ürün fiyatlar nedeniyle artı artan ürün fiyatlar nedeniyle gerçekten e, e, karlılık tarafında da pozitif etkileri görüyoruz. Ama diğer taraftan şöyle bir risk de var. Yani bu firmalar elbette sattıklar ürünü karlı olarak satıyorlar ama tekrar ham madde almaya gittiklerinde onlar da daha yüksek fiyatlarla ham maddeyi almak zorunda kalıyorlar ve oluşan kar marjları gitgide sınırlanıyor. Çünkü daha önce daha düşük fiyattan aldığı ham maddeleri, daha düşük fiyattan aldığı belki kömürle vesaireyle enerji kaynakları ile üreterek daha yüksek karlar elde edebiliyordu. Ama şimdi yerine koyma maliyeti bu tarafta da oldukça yükselmeye başlıyor olacak. O nedenle evet finansal tarafta bir katkı görebiliriz. Ama sonrası için onların da ee, bu hem ham madde riskleri hem enerji riskleri çerçevesinde e, baskı altında kalabileceği göz önünde bulundurulmalı. Özellikle enerji oldukça yoğun sektörler bunlar. E, bu enerji fiyatlarındaki artış, e, doğalgazdaki, petroldeki, kömürdeki vesaire artış e, ve emtia fiyatları ham madde özelindeki artış burayı da e, bir süre sonra rahatsız edebilir. Yani bunlar bir kalıcı trende e, dönüşmeyebilir. Özellikle Eylül ayı itibariyle Sınav Endeks'te öne çıkan hisselere baktığımızda otomotiv tarafı da dönem dönem çok dikkat çekti. İşte TOFAŞ, Doğuş Otomotiv, bazen Türk Traktör. Bu arada bilanço sezonu da başladı. Anadolu Isuzu bu akşam sonuçlarını açıkladı. Acaba otomotiv tarafı nasıl gidebilir? Sınav Endeks içinde demir gibi ayrıştıracak bir hikayesi var mı acaba otomotiv tarafının? Ee, şimdi otomotiv tarafında demir çelikten farklılaşan unsur şuydu. Yani geçtiğimiz dönemde demir çelik çok seri fiyatlandı. Çünkü öncesinde çok ciddi de baskı görmüştü ve demir çelik fiyatlarındaki hızlı yükselişle beraber e, bu farkı iyi kapattılar. Yani ciddi bir toparlanma gördük ama eee otomotiv sektörü aslında uzun zamandır iyi fiyatlanan e, sektörlerden bir tanesiydi. Hatta e, diğer sektörlerle kıyasladığımızda biraz ee, hani ortalamanın üzerinde fiyatlandığını söylemek bile mümkündü. O açıdan e, biraz daha o tarafta e, yukarı yönlü potansiyeller e, dönem dönem sınırlanabilir. Ama geçtiğimiz hafta üzerinde de gördüğümüz gibi örneğin sektörün en büyük oyuncularından Ford e, yani bir gün tavan olabiliyor, ertesi gün %3, %5 düşebiliyor. Maalesef piyasada böyle bir dengesizlik de oluşmaya başladı. Bu da temel e, likit eksikliğinin oluşturduğu e, sıkıntılardan dolayı. E, finansal dönemleri geldiğinde de otomotiv sektöründe e, iyi finansalların dönem dönem böyle agresif hareketler getirme ihtimalinde e, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dediğim gibi genel itibariyle e, borsadaki birçok sektöre nazaran çok daha yukarıdan fiyatlandığını düşünmekle birlikte e, finansal dönem sonucunda iyi finansalların e, anlık e, kısa vadeli sert hareketler getirme potansiyelinde kuvvetli olduğunu düşünüyorum otomotiv tarafında. Bu arada perşembe günü de Arçelik'le Tav sonuçlarını açıklayacak. Yavaş yavaş açıklamaların hızlanması bekleniyor. Acaba sizin Gedik Yatırım olarak öne çıkaracağınız bazı sektör ve hisseler var mı? Finansal performans olarak yani 3. çeyrekte ciddi biçimde sürpriz yapacak, hisse performansını etkileyecek açıklamaları acaba hangi sektörden ve şirketlerden görebiliriz? Yani e, burada biraz önce bahsettiğimiz demir-çelik sektörü, yine aynı şekilde otomotiv sektörü, petrokimya sektörü, yani bunlar da üçüncü çeyrek finansal sonuçları, genel itibariyle biraz daha e, pozitif gelme ihtimali olan kuvvetli <laughs> sektörler niteliğinde. Bankalarda çok büyük bir sürpriz olacağı kanaatinde değiliz. Yani burada özel bankalar belki bir miktar daha plan çıkıyor olacaklar ama e, oyun değiştirici sonuçlar görmeyeceğiz. Belki son dönemdeki satışlarda bu beklentilerin de kısmen etkisi olduğunu söylemek mümkün genel itibariyle bu üç sektör bahsettiğim üç sektör belki biraz daha ön plana çıkabilir bu süreçte bu arada son haftalarda son günlerde daha doğrusu işlem hacimlerinde de bir yükseliş var geçen hafta bir ara 20 milyar TL'yi gördük biz düzdeki hacimde bugün 16.2 milyar TL ama aylık ortalamasının üzerinde görünüyor hacimlerdeki bu artış acaba nasıl yorumlanmalı piyasaya ilgi artışı mı var acaba yani evet son dönemde bizim de dikkatimizi çekiyor. Genel itibariyle bir hacimlenme var ve ana kağıtlarda bu hacimlerin olması da elbette arzu edilen taraf. Çünkü dönem dönem böyle yeni halk arzlarda ya da yeni halka arz edilmiş birkaç gün olmuş hisse senetlerinde bir miktar hacim olabiliyordu. Ama sonrasında piyasaya diğer hisselerde bu hacim yoğunlaşmıyordu. Şu anda biraz daha genel yayılan bir hacim var bunu olumlu olarak değerlendirmek mümkün. Bir başta bahsettiğimiz gibi endeks 1400-1432 arasındaki sıkışma aslında bir pozisyonlanmanın da olduğunu işaret ediyor. Yani burada bir kırılma olduğunda eğer bu kırılma yukarı yönlü olursa muhtemelen hacimlerin artarak devam ettiğini de görüyor olacağız. Ama eğer aksi olursa e yani bu hafta içerisinde gelen kararlar vesaire piyasayı tatmin etmeler ve 1400'ün altına inerse bu durumda da Sert bir satış süreci görebiliriz. Burada dediğim gibi yeni bir pozisyonlanma, yeni bir kırılma beklentisine yönelik pozisyon alımı biraz da bu hacimde etkili olmuş gibi gözüküyor. Bu arada yabancı takası da tarihi dipte %41.48 son olarak gördüğümüz yabancı oranı. Tabii bu hafta da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Acaba yabancı takası düşmeye devam eder mi? Ya da şöyle sorayım, hangi sektör ve hisselere yabancı ilgisi görebiliriz bu dönemde? Sizin düşünceleriniz nasıl acaba? Şimdi aslında burada yabancı tarafına baktığımızda evet %41'ler civarındayız ama aktif trade edilen tarafta bu oran çok çok daha düşük tanımca. Yani o nedenle ee, yani olumsuz kararlarda bile artık belli bir noktanın altına inmiyor. Çünkü dediğim gibi trade edilebilir kısımda yabancı payı e, zaten e, oldukça düşük. E, bu açıdan ben biraz e, hani bu yabancı takas oranındaki düşüşte belki sona yaklaşmış olabiliriz ama çok da sağlıklı bir gösterge olduğu kanaatinde değilim. Özellikle son dönemde bu yabancı girişlerinde büyük oranda e, ...belli e, işte algoritmik işlemler çerçevesinde belli fon girişleri olarak e, değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani eskiden olduğu gibi e, hani orta uzun vade burada portayı oluşturmak, hisseyi taşımak için girişlerden ziyade... E, ...daha kısa vadeli alsatlar e, için yapılan e, bu algoritmik fonların girişleri gibi e, görünüyor dışarıdan bakınca. Elbette bunu net olarak e, tasvir etmek, e, ortaya koyabilmek mümkün değil... Ama işlem yapan kurumların, yabancı algısı olduğu kuvvetli olan kurumların işlem performanslarına bakınca bu olasılık biraz daha yüksek gibi görünüyor. Bu arada bilanço sezonu yurt dışında da başladı ve açıklanan finansallarla beraber yükseliş var. Özellikle ABD borsalarında S&P 500'de dördüncü gününü geçiriyor şu an yükseliş. Tabii düzeltme bitti mi? Yavaş yavaş orada da trend yukarı mı dönüyor? Yurt dışı için neler söylersiniz? Ya açıkçası ben e, S&P benim beklentimden çok çok daha güçlü kaldı. Yani ben e, satışların çok daha e, devam edebileceğini bekliyordum. Özellikle 50 günlük ortalamanın altında bu satışlar e, devamı gelebilir ve sertleşebilir diyorduk. Ama son 2 gündür e, S&P 500 endeksi yeniden 50 günlük ortalamanın üzerinde. E, ben piyasayla çok inatlaşmamak gerektiği kanaatinde olanlarım. Eğer piyasa bir şeyi fiyatlıyorsa e, bir bildiği vardır. Çünkü piyasa herkesten... E, çok daha bilgiye sahip, herkesten çok daha gözü ve çok daha e, kulağı olan bir yer. O nedenle piyasayla inatlaşmamak lazım. E, şu aşamada S&P 500 endeksi 50 günlük ortalamanın tekrar üzerine çıktı. Burası da 4430-4440 civarında. E, bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece ben Amerika başta olmak üzere geri çekilmeleri Hani biraz daha e, temkinli yaklaşırım. Yani bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece e, biraz daha yukarı yönlü potansiyelin ee, devam edebileceğini düşünerek e, hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu arada bugün Çin büyümesini de takip ettik. Çin ekonomisinde büyüme hız kaybetmeye devam ediyor. Ve tabii bu gelişen piyasalar için ne anlam ifade ediyor, ediyor onu, bunu da konuşalım. Çünkü genelde MSCI EM endeksiyle de arada önemli bir ilişki var. Çin büyüme hızıyla beraber baktığımızda. Acaba Çin'de büyümenin yavaşlaması, gelişmekte olan ülke ekonomileri ve piyasalar için e, nasıl bir e, anlam ifade ediyor? Neler söylemek istersiniz? Yani aslında baktığımızda piyasalarla ekonomiteler tarafındaki riskler aslında çok fazla örtüşmüyor. Ben piyasaların burada biraz daha iyimser kaldığı kanaatindeyim. Ee, özellikle Çin diyoruz ama Çin'den önce mesela Avrupa'da gelen veriler vardı. Sanayi üretimleri, PMI'lar vesaire. Ee, hepsinde ciddi düşüşler gördük. Ve temel sebebi de tedarik zincirindeki aksamalar ve enerji krizinin sebep olduğu e, sorunlar. Benzer durumu Çin'de de gördük. Ee, yine Avrupa tarafında görüyoruz. Hatta bugün Amerika'da açıklanan verilere de bunun yansımalarını gördük ve devamında muhtemelen e, diğer birçok ülkede de bunları görüyor olacağız. Bu birçok ülke açısından e, olumsuz bir tablo oluşturacak bir durum. E, burada Türkiye biraz belki ayrışabilir. E, burada ayrışmadaki temel hikaye şu. Türkiye gerçekten ucuz iş gücü piyasası haline döndü mevcut kurları dikkate aldığımızda ve tedarik zincirindeki aksamalara karşı da alternatif olarak kullanılabilecek bir ülke haline geldi özellikle Avrupa için. Bu nedenle dönem dönem üretimlerin bu tarafa kayması, Türkiye'de üretim siparişlerinin artması, üretimin artması ve Türkiye'nin bu süreçten biraz daha pozitif tarafta ayrışarak çıkmasını sağlayabilecek bir durum. Ama dünya ölçeğinde baktığımızda eğer bu enerji krizi kış aylarında daha da derinleşecek olursa ve tedarik zincirindeki kopmalar devam edecek olursa ciddi manada piyasalara olumsuz yansımalarını da görebiliriz küresel ölçüde. Son olarak altın tarafına ilişkin görüşlerinizi de dinlemek isteriz. Gram altın tarihi rekora yakın fakat altın olsa hala yön arayışında sanki yatay seyrediyor. Bu evet. seviyelerde altın için nasıl bir strateji geliştirmek lazım sizce? Yani ben aslında son aylarda hep söylüyorum altını içerideki yatırımcı altın yükseliyor diyor ama yükselen altın değil dolar tl kuru altının ons fiyatının bir yeri gittiği yok. Yani üç aşağı beş yukarı benzer yerlerde dalgalanıyorlar. E, hatta bana kalırsa risk biraz daha aşağı yönlü altın nonst tarafında. O nedenle, hani yatırımcı eğer bir tercih yapacaksa bunu dolardan yana kullanabilir. Yani altın nonst tarafı dediğim gibi e, bir yükseliş işaret etmekten ziyade e, aşağı yönde hareket etme riskini taşıyan bir konumda. Özellikle Amerika'daki faiz yükselişlerinden olumsuz etkilenebilecek bir yapısı söz konusu. Ama bu al sat yapmaya değer mi ondan da emin değilim. Yani o bizim yatırımcı çünkü altın tarafta günlük trade'den ya da haftalık trade'den bir yapısı yok. Biraz daha uzun vadeli. Orada da dolar TL kurunun pozitif katkısını bir süre daha e, hissetmeye devam edeceğiz gibi duruyor açıkçası. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet bu yorumlardan sonra şimdi analizde şirket gelişmelerine ve haberlerine bakalım. Tabii ki hisse performanslarını da değerlendireceğiz. Öncelikle Tüpraş'ta başlıyoruz. Son dönemlerin en gözde hisselerinden biri. Bir miktar yabancı alımı da var hissede tabii ve Eylül ayından beri ciddi bir yukarı trend. Bugün yaptığı son açıklamaya baktığımızda daha önce ihraç edilen 7 yıl vadeli 700 milyon ABD doları tutarındaki e, tahvile ilişkin 8. kupon ödemesinin yapıldığını açıkladı şirket. E, kupon faizi %4,5 oranındaydı ve 8. ödeme e, 15 milyon 750 bin dolar tutarında gerçekleşmiş. Bununla birlikte şirket ek olarak finansal takvimini de açıkladı. E, Bilanço dönemine giriş yaptık artık ve TÜPRAŞ'ta 4 Kasım Perşembe günü 3. E, çeyrek finansal sonuçlarını kamuya aydınlatma platformunda açıklayacağını duyurdu. Bunu da bir not olarak paylaşalım ve işte grafiğine bakalım. Tüpraş bugün 0.39 geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha sınırlı bir artış vardı. Fakat Ekim ayında şu ana kadar 13 yükseldi. Eylülde de değer kazanmıştı. Ekimde de bu kazançlı kazançlar devam ediyor. Şu an baktığımızda 130 liraya yaklaşan bir grafik var Tüpraş tarafında. Buradan gübre fabrikalarına geçelim. Bugün BIST yüzde en çok değer kazanan hisse oldu gübre fabrikaları %10'a yakın bir yükseliş vardı ve burada yaptığı kap açıklamasına baktığımızda iki ayrı açıklama var. Biri Söğüt altın madeni projesi hakkında yapılan bir açıklama. Özellikle cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde taşınmazların hazine adına tescili süreci tamamlandıktan sonra inşaat ve madencilik faaliyetlerinde bulunmak üzere gübre taş maden yatırımları şirketine tahsis süreci. ...başlatılacaktır açıklamasında bulundu. İlgili e, Söğüt Altın Madeni ile ilgili. Ve buna ek olarak e, şirketin İran'daki bağlı ortaklığının e, genel kurul sonucunda bir kar payı ödeme kararı aldı. Ve bu kar payından e, gübre fabrikalarına düşen kısmın TL bazında yaklaşık 136,5 milyon TL olduğunu açıkladı gübre fabrikaları. Bu iki haber gün içinde geldi ve hisse fiyatlamalarını tabii olumlu etkilemiş olabilir. Şimdi o hisse fiyatlamasına bakalım. Bugün %10'a yakın yükseliş ki son bir aylık grafiğin son bölümüne baktığımızda bugünkü hareket çok dikkat çekici gerçekten. 54 liranın üzerinde bir kapanış görüyoruz. Son bir aylık kazancının neredeyse tamamını bir günde yaptı. Şu ana kadar baktığımızda Ekim ayında %11 yükseldi gübre fabrikaları ve bu yükselişin hemen hemen tamamı bugünkü Hareketten kaynaklandı ki az evvel bahsettiğimiz bu Söğüt Altın Madeni ile ilgili gelişmeler ve biraz da İran'daki bağlı ortaklığından gelecek temettü ödemeleri bu fiyatlamanın temel sebepleri gibi görünüyor bugün için. Şimdi e, bilanço sezonuyla devam ediyoruz. Anadolu Asuzu otomotiv sektöründen bugün 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı ve ayrıntılarına baktığımızda 3. çeyrekte 44.1 milyon TL'lik net kar elde ettiğini gördük şirketin. İkinci çeyrekte şirket 27.6 milyon TL kar elde etmiş. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 25.2 milyon TL'lik kar elde etmişti. Yani hem geçen yılın aynı dönemine göre hem de ikinci çeyreğe göre daha yüksek bir kar rakamı açıkladı Anadolu Suzu. Diğer ayrıntılarına baktığımızda hasılatı 208.8 milyon TL olmuş ve yıllık bazda %26 artış kaydetmiş. E, Brüt ise 79.7 milyon liraya yükselmiş görünüyor. E, diğer ayrıntılarına baktığımızda e, 40.1 milyon liralık faaliyet gideri sonrası esas faaliyet karı 39.6 milyon TL. Diğer gelir ve gider kalemleri de eklendikten sonra 32.2 milyon TL'lik de esas faaliyet karı var şirketin 3. çeyrekte. Bununla birlikte tabii net karı destekleyen bir kalem de, finansman gelirleri e, olmuş diyebiliriz. Anadolu Suzu tarafında e, 53.6 milyon liralık finansman gideri var. Üçüncü çeyrek itibariyle. Şimdi yılın ilk 9 ayındaki rakamlara da bakalım. Anadolu Suzu için. E, üçüncü çeyrekte 17.6 milyon TL'lik net karı var. Yılın e, ilk 9 aylık bölümü için baktığımızda ise net karın milyon lira olduğunu görüyoruz. Ee, yılın ilk 6 ayındaki karla beraber toplam ilk 9 aylık kar e, 40.3 milyon liraya ulaşmış görünüyor. Geçen yıl 39.3 36.3 36 milyon liralık zararı vardı şirketin. Yani geçen yılla karşılaştırıldığında zarardan kâra dönen bir görüntüsü var diyebiliriz. Anadolu Isuzu tarafında net esas faaliyet kârı ise yılın ilk 9 ayında 124.3 milyon TL olmuş. Geçen yılın İlk 9 ayında 20.2 milyon TL seviyesindeydi. Burada da ciddi artış var. Net satışlarsa 693.5 milyon TL'den yaklaşık 1.5 milyar lira seviyesine yükselmiş. E, son 10 yıllık e, perspektifte bakıldığında son 10 yılın en iyi ilk 9 ayını geride bırakmış görünüyor Anadolu Isuzu şirketi. Peki piyasa çarpanları hangi seviyede? Oraya da bakalım. Fiyat kazanç çarpanı 16.2 seviyesinde hem bugünkü son kapanış hem de açıklanan bu kar rakamıyla beraber otomotiv sektöründe ortalama 9.3 yani sektör ortalamasının bir miktar üzerinde diyebiliriz piyasa değeri defter değeri oranı ise 2.4 seviyesinde ve burada da sektör ortalaması 7.2'ye göre daha düşük bir seviye var diyebiliriz. Şimdi biraz da hisse performansına bakalım Anadolu Isuzu şirketinin. Bu ay aslında zayıf geçiyor. Şu ana kadar %2.2'lik değer kaybı vardı. Bugün de %1 düştü. 17 lira 42 kuruş seviyesinde kapanış yaptığını gördük. Bakalım 3. çeyrekte elde ettiği 17.6 milyon TL'lik net kar ve yılın ilk 9 ayındaki 40.3 milyon liralık kar verileri yarın fiyatlamaya nasıl yansıyacak bunu takip edeceğiz. Bugün günü düşüşle noktaladı Anadolu Isuzu şirketi diyelim ve Finansallarını açıklayan bir diğer şirket Kalekim e, tarafına bakacağız. Kalekim ise e, üçüncü çeyrekte 44.1 milyon TL kar açıkladı. Yılın ilk 9 ayında ise ana ortaklık net dönem karı toplam 96.2 milyon TL oldu ve geçen yıla göre kayda değer bir artış var. Yaklaşık %123'lük artış var Kalekim'in e, net dönem karında özellikle e, şirketin hem hasılatında artış var hem de esas faaliyet karında geçen yıla göre yükselişler olduğunu söylemek mümkün. 41.4 milyon liralık esas faaliyet karı elde etmiş üçüncü çeyrekte şirket. Geçen yıl 32.2 milyon TL seviyesindeydi. Yine finansman gelirlerinin de 19.2 milyon TL seviyesine yükseldiği görülüyor. Finansman gelirlerindeki olumlu seyir de e, bu çeyrekte. Karın artmasını desteklemiş ve yılın ilk 9 ayında %123'e yaklaşan bir artışla karını yükseltmiş. Galekim şirketi peki hisse performansı nasıl bir seyir izliyor? Genel itibariyle Ekim ayı şu ana kadar kazançlı. Galekim için bugün %3.19 yükseldi. 14 lira 22 kuruş seviyesinde kapanış yaptığını gördük. Ekim ayının başından bugüne ise yaklaşık %12.9 değer kazandı. Ee, bakalım bu finansallarla beraber yarın nasıl bir e, fiyatlama göreceğiz. İlk açılış tabii önemli olacak. E, genel itibariyle şirket karını arttırmış. Yarın piyasa bunun e, tabii bir fiyatlamasını yapacak. Biz de takip edeceğiz. Şimdi bu bilanço özetlerinden sonra diğer gelişmelere de bakalım. Türkiye Sigorta Eylül ayı bürüt prim üretimi rakamlarını açıkladı. Ve ayrıntılarına baktığımızda e, geçen yılın aynı dönemine göre Eylül ayında %23.1 artışla 7 milyar 718 milyon 49.975 liralık prim üretimi gerçekleştirmiş Türkiye Sigorta şirketi geçen yıla göre prim gelirlerinde artış var. Bu tabii genel itibariyle gelir tablosunu da destekleyecektir. Hisse grafiğine de bakalım. Bugün yatay negatif %0.2'lik geri çekilme vardı. 4.95 seviyesinde kapanış gördük. Son bir ay genel itibariyle yatay ve dalgalı geçiyor diyebiliriz. Şu ana kadar Ekim ayının başından bugüne %1 değer kazandı Türkiye Sigorta hisse senedi. Ve son olarak bir pay geri alım gelişmesine bakacağız. Kua Granite son dönemde düzenli alım pay geri alımı yapan şirketlerden biri. 10 lira 65 kuruş ortalama fiyatından toplam 25 bin adet Pay geri alımı gerçekleştirdiğini açıkladı bugünkü açıklamasında ve şu ana kadar geri aldığı toplam pay miktarı da 3 milyon 595 bin 662 adete ulaşmış. Bu miktar şirketin sermayesinin yaklaşık 1.49'una tekabül ediyor diyelim ve Kua Graniten'in de hissesine bakalım. 0.56'lık düşüş vardı bugün. Hisse senedinin gerilediği günde şirket pay geri alımı yapmış. %0.56'lık düşüş. Şirket ise 25 bin adet pay senedi almış ve 10 lira 64 kuruş seviyesinde kapanış yaptığını görüyoruz. Şirketin e, alım yaptığı ortalama maliyet 10 lira 65 kuruş. Onun bir kademe altında günü noktaladığını gördük Kua Granite hissesinin. Tabii e, grafiğe baktığımızda son bir ay genel itibariyle satış ağırlıklı geçti. 13 liranın üzerinden 10.60'a doğru bir geri çekilme. Ekim ayının başından bugüne de %19 değer kaybetti Kua Granite hissesi ve tabi bu kayıplar yaşanırken şirketin de hisse senedinin değerini desteklemek ve bir anlamda fiyat istikrarını da tesis etmek için pay geri alımları yapmaya devam ettiğini izledik. Bu gelişmeleri özetledik. Diğer şirket haberleri de var. Onları izleyelim. Halkars planlayan a 1 Kapital Menkul Değerler sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurumuna başvuruyor. Güler Yatırım Holding bağlı ortaklığı olan kurum için bu kapsamda esas sözleşme tadiline izin verilmesi için SPK'ya başvuruda bulunma kararı alındı. Malezya'lı ev geliştirme mağazası zinciri Mr. DIY Türkiye piyasasına giriyor. İlk mağaza Kasım ayında İstanbul'da açılacak. 2022 yılı sonuna kadar 50 mağazaya ulaşmayı hedefleyen şirket eleman alımına başladı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2021 3. çeyrek satışlarını açıkladı. Yılın ilk 9 ayında şirket tarafından hayata geçirilen projelerde yaklaşık 9.3 milyar lira değerinde 643.859 metrekare büyüklüğünde bağımsız bölüm satıldı. Adet bazlı ise 3.829 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirildi. Siemens Türkiye Gebze Entegre Üretim Üssü'ne güneş enerjisi tesisi kurarak yeni bir yatırım hayata geçirdi. Fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin %10'unu karşılayacak olan tesisin yılda 1616 ağacı kurtarması hedefleniyor. Tesis birebir vakitte uygulama geliştirme ve müşteri demo merkezi olarak da kullanılacak. Facebook, şirketin internetin sanal gerçeklik versiyonu Metaverse'ü geliştirmek için harekete geçti. Şirket bu kapsamda Avrupa'da yeni 10.000 nitelikli personel pozisyonu açacağını ancak buna İngiltere'nin dahil olmadığını duyurdu. Borsa İstanbul'daki fiyatlamaları tabii yatırımcılar yakından takip ediyor ve uzun vadeli beklentiler de önemli. Stratejist Işık Ökt'e de özellikle değerlemeler açısından bakıldığında Türk hisse senetlerinin Yabancı yatırımcılar için potansiyel taşıdığını açıkladı. Tabii bu açıklamalarını sadece bir kısmıydı. Diğer detaylarını dinleyelim. Şu anda uzun vadeli bir yatırımcının özellikle yabancı kurumsal yatırımcının bu fiyatlardan Türk borsasında kendisine seçebileceği hisse senetleri, uzun vadeli yatırımcıdan bahsediyorum. Gerçekten potansiyelleri o kadar yükseldi ki biz eskiden %25-30 potansiyeli olan şoför hisse senetlerini yabancıya pazarlarken bir hikaye anlatıyorduk. Bak bu potansiyelle şu anda o potansiyel %50-60'lara çıktı. Gerçekten. Ha, buradaki en büyük kötüleşme nedir o adamın kadının kafasında? 10 yıllık gösterge tabi faizimiz %17.1'lerden %19.8'e yükseldi. Yani hisse senedi analiz kardeşlerimiz bir risksiz faiz oranı fiyatlamasıyla hedef fiyatlarını aşağı indirmek zorunda kalacaklar. Ama onun dışında sen çok güzel söyledin. Dolar bazında 1.54'te kapanmış bir Borsa İstanbul 100 endeksinde Koç Holding'den garantiye, Vakıf Bank'tan Türk Hava Yolları'na, Aselsan'dan e, TAV TAV e, havalimanlarına çok büyük bir ilgi olacaktır. Zaten bunu son bir haftada belirli hisse senetlerini mesela bu yüksel, yükselmeyi ne başlattı? Tüpraş başlattı. Değil mi? Yani Tüpraş'ta çok önemli yabancı alımları görüyoruz. Neden? Çünkü enerji emtiyadaki hareket ona yardım ediyor diye. Şimdi bu alımlarda Türk yatırımcısını görüyor muyuz? Ne yazık ki görmüyoruz. Türk yatırımcısı hala kendini halka arzlara bağlamış durumda. O halka arz endeksi var ya bu sene halka arzlara 16,5 milyar TL Türk yatırımcısından gelmiş bir para. Portföy yönetim şirketlerinin parası da Türk yatırımcısından. Şimdi Türk yatırımcısı kendi kendine bence şu basit soruyu sormalıdır. Ben halka arzlarda mı olmak istiyorum yoksa ben yabancının dolar 9.20'ye gitmişken borsa 1.54 dolar bazına düşmüşken ilgileneceği hisse senetlerinde mi olmak istiyorum? Bence ana soru işareti burada bu olacaktır diye düşünüyorum. Bankacılık sektörü 31 Ağustos kapanışından beri sınayiden %6 negatif ayrışmış durumda. Bunun ana nedeni Tüpraş petrol rafinerilerine olan yabancı ilgisidir. Şimdi 20 liralık bir aliyi Tüpraş'ta bizim portföy yöneticilerimiz yaratamaz. Yabancı ilgisi var zaten takastan takip ediyoruz. Ben mesela Aselsan'ı takip ediyorum. Aselsan'daki bu yükselişi iki buçuk lirada da yabancı girişi var. Analizin son bölümünde yorum alarak devam edeceğiz. Sağlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle. Merhaba Arda Bey hoş geldiniz Zeyna. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle BIST 100 endeksi ve borsanın genel gidişatı ile ilgili görüşlerinizi dinlemek isteriz. Bugün pozitif bir kapanış ama haftanın devamında da bu performans devam edebilir mi acaba? Tabii baktığımız zaman Borsa İstanbul Merkez Bankası faiz karar sonrası 1370'lere kadar gerilemişti. Daha sonra Eylül ayındaki gerilemeyle beraber Ekim ayında Borsa İstanbul'un yukarı doğru tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. E, buna benzer bir aslında hareket aslında e, yurt dışında da olduğu söylenebilir. Yurt dışında da, Eylül ayında satışlar girip Ekim ayında zayıf da olsa bir e, tepki geldiğini görüyoruz piyasada. E, şu anda baktığımız zaman evet borsa 1370'in 80'in üzerinde kaldı. Daha sonra 1400'ün üzerine geçti. E, oldukça ucuz bir kontrolü bir borsa olduğu söylenebilir. Buradan bir miktar e, avantajı var. E, sert satışlarda satışların nispeten dosya sınırlı olduğu görüyoruz. Boştan nispeten de olsa avantajı var. Ama e, ana madde şu anda 1400 üzerine kalıp kalmaması kalırsa yukarı doğru 1430-1470 banklarına doğru daha önceki dirençlerine doğru e, hareket ettiğini görebiliriz. E, son dönemde yaşanan satışlar tabii hem e, yurt dışına faiz indirimi beklentiden yüksek bir faiz indirimi hem de e, yurt dışına gördüğümüz satışlar borsa İstanbul'daki gerilemlerle etkili oldu. Ee, buna rağmen Borsa İstanbul 1400 puan üzerinde kaldığını görüyoruz. Ee, bunda da en büyük yetkinin e, ben e, diğer borsalara göre e, ve aynı şekilde geçmişine göre oldukça kontrolü olmasında olmasında e, buluyorum. Bu sebepten dolayı aşağı yönlü hareketlerde e, nispeten korunaklı kalıyor Borsa İstanbul. Önümüzdeki dönem hem yurt dışı hem yurt içi etkilere bağlı olarak 1400 puan üzerine kalmayı başarırsa benim gibi 1430-1470 gibi yerler konuşabiliriz. Tabii bir yandan sektörel olarak da bakıyoruz. Banka sınavı arasındaki ayrışma uzunca bir süredir gündemde. Yılbaşından beri de performans olarak sınav endeks çok daha önde bir performans gösterdi. Fakat son günlerde bankalarda satışlar biraz daha yoğunlaştı. Tabii döviz ve tahvil faizlerindeki hareketlilik etkili olabilir. Sınav endekste ise yükseliş var özellikle demir çelik hisselerinin desteğiyle. Acaba bu görüntü yıl sonuna kadar devam eder mi? Banka sınavı ayrışmasını nasıl yorumlamak istersiniz? Ee, şöyle yorumlayabiliriz aslında Haziran ayına kadar e, uzun bir süre bankacılık yani Mart'tan Haziran'a kadar diyeyim e, bankacılık tarafı daha iyi performans göstermişti. E, nispeten doğrusu daha fazla alım geldiğini gördük bankalara. Ama e, son e, faiz indirim sürecinin tekrardan başlatılmasından sonra e, bankalar sanayinin gerisine düştü. Şimdi baktığımızda faiz indirimi başladıktan sonra TL'nin değer kaybettiğini ve volatilitesinin yükseldiğini görüyoruz. E, piyasa faizlerinde yükseliş hem 2 yıllık hem 10 yıllık tabi faizlerinde yükseliş söz konusu CDS'lerde de yükseliş gördük. Bu tabi doğal olarak makro fiyatlamalarda bankaları diğer sektörlere göre daha fazla etkiliyor. E, bu sebepten dolayı bundan sonraki süreçte de e, bankaların bu tür etkileri açıkta kalması bu tür etkilerden etkilenmiş sanayi ve reel sektör göre daha fazla bir ihtimal olduğu için. Ben e, banka mıdır, sanayi bilir sorusu sanayidir diye e, cevap veririm. Ayrıca e, Türk Lirası'ndaki yaşanan dergah ihracatı dolayısıyla ihracat yapan sanayi şirketlerini e, destekleme şansı var. E, değerlemelerde yine sanayi ön plana çıkıyor bence. Hani banka ucuz diyorduk artık sanayi sektörde de veya real sektörde de ucuz uygulamalar var. E, bir bir kıyaslama yapacak olursak ben e, bankacılık yerine sanayi tarafındaki şirketleri veya reel sektör e, teknoloji e, tarafındaki şirketleri tercih ederim. E, o tarafta da artık oldukça ucuz, skontolu, e, karlılık oranı yüksek. İkan ürünlerinden birisi kömür. E, daha sonra petrol de artık buna tepki veriyor. Petrolde de 90 dolarla konuşabiliriz yakın zaman içerisinde. Yani diğer enerji ürünlerine, enerji emtialarına olan kolerasyonu düşünürsek e, petrolde sınırlı olsa bir yükseliş e, görülebilir. E, bununla beraber enerji emtiyaları dışında diğer üretimde kullanılan, girduğa kullanılan diğer emtiyaların fiyatlarında bir yükseliş söz konusu. Yani kısacası bir arz e, kısıtlı söz konusu dünyada. Bu da doğal olarak ekonomileri olumsuz etkileme potansiyelini e, arttırıyor. Zaten dünyada şu anda enflasyon yüksek. E, hem ABD tarafına bakalım, hem Avrupa tarafına bakalım, Çin tarafına bakalım. Tüfelerin ve tüfelerin yüksek olduğunu yükselme eğiliminde olduğunu da görüyoruz. Doğal olarak enerji fiyatlarında bu enerji emtialarındaki yükseliş borsalarda negatif olarak fiyatlandı. Ee, son satışlar e, baktığımız zaman aslında tepkinci konuştuk. Tepkinci fiyatları içine girmişti zaten. Bence daha çok bu arz kısıtları bir ölçüde fiyatlandı. Ama arz kısıtları hala devam ediyor. Ee, bu konuda risk hala var. Hala da fiyatlama e, potansiyeli söz konusu olabilir. Bu açıdan bakarsak emtiyar fiyatlarındaki yükseliş, Hani devam eder mi etmez mi göreceğiz ama etmesi borsalar üzerinde ekstra risk yarattığını söyleyebilirim. Teşekkür ederiz katkı ve yorumlarınız için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet böylelikle analizin sonuna geldik. Çok kısa bir ara devamında yatırım dünyasıyla karşınızdayız.